Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim ve bu bölümde Muhammed Bozdağ hocanın İstemenin Esrarı adlı kitabını okumaya devam ediyorum. Beşinci bölümdeyiz ve beşinci bölüm dua mutluluk kaynağıdır. Yaratıcıdan isteme alışkanlığı bizi streslerden ve gerginlikten kurtarır. Duasızlık, huzursuzluk kaynağıdır. Lütfen sürekli dua edin. Dua edin. Bu yüzden ben size sürekli selam, sevgi ve duayla. O selam zaten Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Dua gerçekten çok önemli. Halk dilinde de zaten kullanırız. Kiminin duası, kiminin parası. Duanın üzerimizdeki duygusal etkilerinin de hayatımız için son derece önemli olduğunu görüyoruz. Dua, stresten arındıracak, huzuru besleyecek ve yetenekleri geliştirecektir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, dua ile sağlık ilişkisine dair araştırmalara finansman sağlamaktadır. Duanın sağlık üzerine etkilerine dair çok sayıda bilimsel araştırma yapılmıştır. Burada kısaca duanın ruhsal huzura etkileri üzerinde duralım. Stresten arınmak için duayı kullandınız. Huzursuzluğun ve stresin en büyük sebebi duasızlık ve huzurun en etkili yolu da duadır. New York Psikiyatri Enstitüsü ile Columbia Presbyterian Tıp Merkezi farklı ülkelerden 40 bin kişi üzerinde bir depresyon araştırması yapmıştır. Araştırmaya göre 1950 sonrasında doğan neslin en büyük hastalığı depresyondur. Ve bu hastalık zaman ilerledikçe katlanarak artıyor. Hürriyet gazetesi söz konusu araştırmanın ortaya çıkardığı depresyon sebeplerini şöyle sıralıyor. Tanrı'ya inanışın zayıflaması, ölümden sonra yaşam inanışının ortadan kalkması, kadınların baskılar nedeniyle kendilerini güzel olmak zorunda hissetmeleri, evlilik ilişkilerinin çatırdaması, zehirli maddelerin gündelik yaşama girmesi, belirlenen bu sebepler zincirlerle birbirine bağlıdır. Evrenin sahibine inanmıyorsanız ya da insansanız bile güvenmiyorsanız, pardon, ya da inansanız bile güvenmiyorsanız ölümden sonraki hayata da inanmazsınız ya da ölüm sonrasındaki hayat sizi korkutur. Dünyanın sonrası yoksa dünya değersizleşir. Dünyanın sonrası korkutucu ise dünya korkunun kapısına döner. O zaman insanlar unutmaya çalışırlar. Geleceklerini düşünmek istemezler. Yorgun kalpler için doğadan daha dinlendirici bir mutluluk kaynağı yoktur. Depresyon yeryüzünde sevgisiz kalmaktır. Ruhu besleyememektir, güvensizliğe, belirsizliğe ve endişeye terk edilmektir. Dua, bu ruhsal ıstırabın en etkili ilacıdır. Dua yoluyla evrenin sahibine ulaşıyorsunuz. Yaratıcınıza dua ettikçe bilincinizde ona daha çok yer veriyorsunuz. Ona daha çok yer verdikçe onu daha iyi tanıyorsunuz. Daha iyi tanıdıkça da daha çok seviyorsunuz. Daha çok sevdikçe de daha çok dayanıyorsunuz. Daha çok dayandıkça da daha çok güveniyorsunuz. Yeryüzünde kimse kendini evrenin sınırsız sahibine güvenenden daha güvende hissedemez. Dualardan doğan bu müthiş dostluk ve güven sizi şefkatli sultanın dostlarının dostluklarına kavuşturuyor. Tek bir dost sayesinde milyarlarca dostunuz oluveriyor. Kelebekleri başka türlü, çiçekleri başka biçimde seviyorsunuz artık. Sonra da ölmekten korkmuyorsunuz. Çünkü dünyayı bu denli güzel yaratan kudretin ötesini ne denli heyecanlandırıcı yaratabileceğini hissediyorsunuz. Sonsuzluğa göçtüğünüzde sizi asla yalnız bırakmayacağını, karanlıkta terk etmeyeceğini biliyorsunuz. Dünyada hep onu andığınız ve hep onunla olduğunuz için orada huzuruna çıkmaktan utanmayacağınızın farkındasınız. Gerçek anlamda dua eden ruhlar acı çekebilir ama kahredici ve karamsarlığa boğucu streslere asla girmez. Bu ilahi dostluğu kuramadığınızda kendinizi yapayalnız, kimsesiz ve korumasız hissedersiniz.
aileleri tarafından sevilmeyen çocukların evlerinden nasıl kaçtıklarını ve zihinlerini tinerci sokak çocuklarıyla birlikte nasıl uyuşturduklarını bilirsiniz. Yeryüzünde kimse kendini yaratıcıya güvenenden daha güvende hissedemez. Ayrıldığınız sevdiklerinizle sizi bir daha kim buluşturabilir? Hasretle ayrılacağınız hayata başka bir evrende sizi tekrar kim döndürebilir? Karanlıklara kapanan gözlerinizi kim yeniden ışığa açabilir? Yaratıcının sevgisinden uzaklaşan, kendini sokağa terk edilmiş, boş ve kimsesiz hisseder. Yaşama heyecanı yok olur. Nitekim Duke Hastanesi'nde yapılan bir araştırmada yaratıcının kendilerini sevmediğini düşünen hastaların 2 yıl içerisindeki ölüm oranı diğerlerine göre %28 daha yüksek çıkmıştır. Huzurun beslenmesi, dua, evrenin sahibini ve eserlerini sevme yoludur. Yaratıcının paketleyerek size sunduğu 1001 çeşit ikramı sürekli tadarak hayatınızı geçiriyorsunuz. Evrene şu sözlerin penceresinden bakıyorsunuz. Bütün yaratılanlar Allah'ın aile fertleri hükmündedir. Allah'a en sevgili olan, onun yarattıklarına en çok faydası dokunandır. Her canlının ruhsal boyutunda en güzel duaları yapan meleklerle iletişim kurabildiğinizi göreceksiniz. Evrenin tüm unsurları gibi iyilik yolunda çırpındığınızı, sonra da yaratıcının size evrendeki bazı emirlerini icra edesiniz diye önemli görevler yüklediğini algılayacaksınız. O zaman öyle bir ışığa dönüşürsünüz ki küçük büyük her şey size hayranlık duyar. Son peygamberin dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği öğreten insana denizdeki balıklara varıncaya kadar her şey selam ve iyilik dileklerini gönderirler. Duanın ruhunu algılamak ve dualarımızı bu öze dayanarak yapmak gerekir. Dualarımız kalbimize sınırsız şefkatin gerçek ve canlı sevgisini yerleştiremiyorsa etkili dua ettiğimiz söylenemez. Biz insanlar sıradan insanlarla yaptığımız arkadaşlıklardan mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarımızla paylaştığımız değerler çoğaldıkça onları daha çok seviyoruz. Hele de bizim için fedakarlıkları göze alabilecek, bizi önemseyen bir arkadaşımız olduğunda çok değerli bir dost yakaladığımızı düşünüyoruz. Peki dualarımız evrenin sınırsız sahibiyle dostluğumuzu sağlayamıyorsa onlar nasıl duadır? İçten dua edebilen ruhlar isteseler de boğucu karamsarlıklara kapılamazlar. Dünyadaki dostlarımız ölümlüdürler. Gün gelir de dostlarımız bizi unutabilirler. Ne kadar güçlü de olsalar insanların imkanları sınırlıdır. Ne kadar çırpınsalar da insanlar ruhumuzdaki boşlukları dolduramazlar. Zamanı geldiğinde dünyadaki herkes ve her şey bizi terk etmek zorunda kalacak. Oysa dua bizi ölmeyen, unutmayan, kudreti sınırsız, cömertliği engin, kendini sevenleri daha çok seven bir sultanla tanıştırıyor. Dua sayesinde evrenin sahibinin mesajlarını çözümleyebilme yeteneğini geliştiriyoruz. Rüzgarın yanınızdan geçerken söylediklerini anlayabilseydiniz nasıl hissederdiniz? Dua ettiğinizde sadece yaratıcının dalında paketleyip göbeğinden bağlayarak ellerinize sunduğu karpuzun veya armudun anlamını çözümleyemiyorsunuz. Bulutlar semada toplanıp yağmur emrinin gelmesi için bekleştiğinde yeryüzünde sevinç tamtamları koparan susuz bitkilerin çığlıklarını duyar gibi oluyorsunuz. Batan güneşin kızıla boyadığı ufukla söyleştiklerini anlayabiliyorsunuz. Kuşların dili ruhlarınıza çözülü veriyor. Dua sayesinde cömertliği ve sevgisi sınırsız bir sultanla tanışırsınız diyor sevgili hocamız Muhammed Bozdağ. Ve bu bölümü de burada bitiriyorum sevgili dostlarım. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Selam, sevgi ve duayla. İyi ki varsınız.